Değerli dostlarım, şimdi sizinle kahve falında yılan sembolüyle ilgili konuşmak istiyorum. Yılanın o kadar çok derin anlamları vardır ki genelde insanlar fal bakan bir medyum der ki işte düşmanın var ya da düşmanın sana yaklaşıyor, uzaklaş. Doğrudur, bir nebze doğrudur ama yılanın aldığı şekle, bulunduğu yere göre ve kıvrımına göre, yükselişine göre hepsinin anlamları ayrıdır. Arkadaşlar, yılan bir yaşam döngüsüdür. Kahve falında yılan görürsek yaşam döngüsü devam ediyor ve dönüşümün işaretidir. Eğer başını kaldırmışsa düşmandır ama kıvrıldıysa şifadır. Sevgili dostlarım, aynı zamanda yaşamın bilgeliğini, bilgisini bize taşır. Rüyada gördüğümüz ya da kahve falında gördüğümüz bir yılan, eğer birkaç kez kıvrıldıysa, kıvranmışsa, bu yeni bir yaşam, yeni bir eve geçme ve yaşamın sorgulanması anlamına gelir. Örneğin şurada bakınız, aşıklar kartında yılan sembolünü görüyorsunuz. Yasak meyveyi koruyor. Ve aslında yasak meyveyi korumuyor. Hani yasak meyvenin, nasıl diyeyim, gövdesine sarılmış. Ve Adem'le Havva'yı baştan çıkartmak istiyor. Bu aynı zamanda bakınız soydan gelen kötü genetik kodları da anlatıyor. Eğer kahve falında bir yılan ağaca sarılmışsa, ağacın gövdesine sarılmışsa kötü genetik kodlar taşıyoruz. Lütfen DNA'larını temizlet ve doğru olan DNA'yı aktif hale getir deriz. Eğer toprakla ağaç arasında bir yılan görürsek kahve falından, kötü genetik kodlara kesinlikle sahipsin. Özellikle anne soyundaki kötü genetik kodları temizle deriz. Eğer yılan ağacın dallarında bulunuyorsa artık dönüşümün seni sarmaladığını, yeni bir eve, yeni bir mekana taşınacağını anlatır arkadaşlar. Yine bakınız yılan sembolü böyle sabırla, üretkenlikle, gençleşmeyle ve akılla ilgilidir. Neden gençleşme? Biliyorsun yılan böyle derisini değiştirerekten yaşamına devam ediyor. Bir deriyi değiştirme durumu var. Senin de böyle belki güzelleşmek gibi, böyle bir güzellik ameliyatı olmak gibi, saçını veya cildini yenilemek gibi bir değişim programına gireceğini anlatır. Eğer yılan bir asanın ucundaysa yaşam döngüsü devam ediyor. Artık yeni bir iş, yeni bir çevre, yeni bir oluşum seni bekliyor demektir. Biliyorsunuz yılan arkadaşlar kulakları yoktur. Kulak sinirleri vardır. Çene ile kulak arasında bir sinir vardır. İç kulak arasında bir sinir vardır. Aslında yılanın kulağı vardır da hani gözükmez, dışarıdan gözükmez. Ama çok iyi titreşimleri çok iyi hisseder. Yılan gördüğünde diyeceksin ki gizli olan bir şeyi öğreneceksin. Bakınız, kahve falında ben bir yılan gördüm ve bir diyelim kadının ayaklarının altında. Kadına şunu söylerim. Sevdiğinle ilgili bilmek istediğin, öğrenmek istediğin her şey bir karşına çıkacak. Artık gizli olan hiçbir şey kalmayacak. Ya da şüphelenir bazen hanımlar. Eşim beni aldatıyor. Görüyorum böyle evin kapısında bir yılan. Çöreklenmiş olabilir. Eşine platonik olarak birisi aşık. Kapının eşikliğine boydan boya yatmış olabilir. Kocan seni aldatmış. Hem de derim senin kendi yatağında. Yatmış çünkü yılan. Çok alçakça bir aldatılma olmuş o kadına. Örneğin böyle olmaz da çok nadiren olur. Ya da arkadaşlar
kahve falında yılanı böyle senin elinde görürüm. Elinde. Bu ne demektir? Artık düşmanların senin elini öpecek. Bükemedikleri eli öpecek. Yılanı bir harabede gördüm. Ne derim biliyor musunuz? Hane içerisine sizi yıpratmak için, boşandırmak için ya da kısmetinizi kapatmak için bir büyü yapılmış, bir su dökülmüş diyebiliriz. Arkadaşlar yılan iyi kötü pek çok anlama geliyor. Eğer şahmeran görürsen, şahmaran İran dilinde kullanılır. Şah yani baş demektir. Şah yukarı enerji, maran yılan demektir. Şahmaran yılanların şahı, yılanların kralı ya da kraliçesi anlamına gelir. Şahmeran gördüğümde de bilin ki bir dizi yenilenme var ve şahmeranın negatif enerjiyi yutup yok etme özelliği var. Şahmeran gördün müydü? Ah derim süpersiniz. Yaptığınız ritüel tuttu, negatif enerji yok oldu. Sevdiğinin gönlünde böyle taht kurmuşsun, baş olmuşsun deriz. Bu da çok iyidir arkadaşlar. Bir de kertenkeleler mesela, bu kalamunlar ve kertenkeleler de sürüngenler de yılanların soyundan gelir. Aynı soydandır dostlarım. Eğer kertenkele ve bukalemun gibi bir sürüngen görüyorsam, bu da hızlı karar ver. Zaman akıyor, geçiyor. Zaman bitmek üzere. Hızla karar ver. Adaptasyon yetenekleri çok güçlüdür. Kertenkele ve bukalemunların adaptasyon demek hani bulunduğun ortama uyum sağla. Bir eğitim al. Eğitimde kendini ilerlet ve yükseleceksin anlamındadır. Bir de bu kalemun ve kertenkele ve yılan diyelim odada gezer vaziyette gördüm. Düşmanı uzakta arama. Komşun, iş arkadaşın, eve gelip giden birisi sana düşmanlık yapıyor derim. Arkadaşlar aynı zamanda sezgileri güçlendiren yılan, diyorum ya size, yılan gördüğüm anda o kadına derim ki senin veya erkeğe büyüsel yeteneklerin çok fazla, sezgilerin çok fazla ve aynı zamanda şifacılığın da yoğun biçimde aktive olmuş durumda. Şifacılığı anlatır, hastalıktan iyileşmeyi anlatır. Ve arkadaşlar gerek kapının önünde gördüğün kıvrılmış yılan, gerek masa üstünde kıvrılmış yılan, elinde bilezik gibi kıvrılmış yılan diyor ki çok hasta olacaksın. Çok çile çekeceksin. Ama iyileşeceksin, şifa bulacaksın diyor. Kapus derler arkadaşlar. Kapuska diyorlar herhalde. Kapuska mı diyorlar? Sanırım eczanelerde ve tıp merkezlerinde oluyor. Böyle çift sarmal yılan. Bu da DNA'nın aktifleşeceğini, DNA'nın şifalanacağını. Aynı zamanda dişi ve erkek dengesinin yerine oturacağını, yılan üremenin sembolüdür. Evladı olmayan ailelere mucizevi bir biçimde çocuk getirecektir arkadaşlar. Aynı zamanda ölüm, yaşam ve yeniden doğuşun hayatınıza akacağını ve de faydalı işler yapılacağınızı, kıymetli bir insanla tanışacağınızı, devletin üst kademelerinden güzel haberler alacağınızın işaretidir. Yılanın tabakta çıkması hanenin içerisine şifa enerjisi aktaracaktır. Ya da hane içerisinde bilinmeyen bir şey sır açığa çıkacaktır. Para konusunda da yılan sabırlı olman gerektiğini, birkaç ay içerisinde beklediğin paranın geleceğini, birkaç ay içerisinde borcun ödeneceğini, arınacağını anlatır. Yine fincanın içerisinde ise yılan sembolü arkadaşlar ruhunun şifalanacağını, bedeninin iyileşeceğini anlatır bize. Bereketin, iyiliğin sembolüdür. Aynı zamanda yılan bize böyle iki tane insanın arasında çıktıysa şeytana uyma, bulanık suda balık avlama,
iki insanın arasına giren üçüncü şahıs ve bir aşk üçgeni vardır. Burada aldanma ve aldatılma enerjisi göze çarpar. Yılanın durumuna göre, eğer yılan böyle kadına doğru başını kaldırdıysa, demektir ki kocan seni bir kadınla aldatıyor. Eğer yılan başını erkeğe doğru kaldırdıysa, kadın arkadan bir iş çeviriyor anlamındadır. Ama üçüncü şahıslar vardır ve bu kişiler, yani yuvayı yıkmak üzere kötü bir enerjiyle gelmişlerdir. Sağlık anlamındaysa bir doktor, bir hemşire gözükürse ve yanında yılan varsa, tüm hastalıklardan sonsuza kadar kurtulacaksın, kefeni yırtacaksın demektir. Arkadaşlar, hepinize güzel bir bakımlar diliyorum. Kahve falını kendi bakmak isteyen de bunları böyle derlesin, toplasın, güvenerek, iç sesine güvenerek bakımlarını yapsın. Bir gün mutlaka en güzelini okuyacaktır. Yeter ki sevin. Kahve kokusu zenginliktir. Evinizden kahvenin kokusu eksik olmasın. Kahve pişen eve yoksulluk girmez arkadaşlar. Eskiden bir söz vardı. Güneş giren eve doktor girmez diyordu. Ben onu değiştirdim. Artık güneş yakıyor. O söz iptal, iptal, iptal. Out. Şimdi kahve giren eve yoksulluk girmez. Haydi bir yudum kahveni al. Fincanı kapat. Hadi bakalım neler oluyor. Bir kendini sınav et. Seviyorum sizi. Şahmeran'ın enerjisi üstünüze olsun. Şifa enerjisi tüm hayatınıza aksın.